Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bu videomda Jeep RX5 marka bisikletimin tüm özelliklerinden ayrıntılarını, alınır mı alınmaz mı, kalitesi nasıl, orta kalite mi, iyi kalite mi, bütün özellikleriyle size bahsetmeye çalışacağım. Hani size genel olarak bütün bilgileri tek bir video içerisinde bahsedip size yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. En başta ben bunu BİM'den aldım. BİM'e direkt gelmiştim, mağazaya gittim aldım. Getirdim, evde kendim kurdum. Kutusu bu şekilde. E-Bike RX5 marka. Eve getirdikten sonra kendim direkt çıkarttım. Demont halindeydi. Kurdum. Bir gün sonra garantiye götürdüm yetkili servisine. Orada garantiye işlediler bilgisayardan. Ve direkt garantisi başlamış oldu 2 yıl. Hani kendiniz alıp kurabilirsiniz. Sakın aldıktan sonra beklemeyin. Hani gidip mağazalardan da aldığınızda zaten direkt kurulu bir şekilde geliyor. Eğer BİM'den alırsanız da alıp kurabilirsiniz arkadaşlar. Demonte geldiği zaman bu kutunun içerisine direkt sığayabiliyor arkadaşlar. Sığıyor. Nasıl sığıyor? Burada önce şeyi gösterip tutacak. Klasik. Burada, bu tarafa geçer misin? Burada bir kilit sistemi var. Kadranı bölmek için. Buraya bu şekilde yaparak gayet küçük bir şekilde oluyor arkadaşlar. Burada ayaklığı var. Bunu katladıktan sonra yere koyunca daha rahat duruyor. Sıkıntısız. Pedalle yaptıktan sonra bu şekilde. Aynı şekilde burası da buradan kilitten direkt çıkartabiliyorsunuz. Ve burayı ilk başta içine koyup direkt kutunun içine sığıyor arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Ufak bir şekil alıyor. Arabanızda kullanabilirsiniz. Toplu taşımalara taşıyabilirsiniz. Trene binebilirsiniz bununla. Hani uzak yerlere gidip oralarda da kullanma olanağı sağlıyor sizlere. Tekrardan kuralım. Bu arada burada başka bir şey daha bahsedeyim kurmadan önce. Burada aküsü burada arkadaşlar. Buradan tutup çekiyorsunuz. Anahtarıyla buradan açtıktan sonra çıkartıyorsunuz. Bu kadar bir aküsü var. Genel kadranın içine koymuşlar. Gayet güzel görünüyor. Dışarıda yağmur falan değmiyor. İçeride daha kullanışlı. Bu tarafta beyni var. İç kısmı küçük bir şekilde. Açalım. Hemen kuralım. Takıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kuruluyor. Burası da kuruldu. Bu kadar. Aldığınız zaman kendiniz kurabilirsiniz arkadaşlar. Sakın servise götüreyim, bekleyin falan demenize gerek yok. Bu şekilde alın ve sürerek gidip serviste kurdurun. Diğer özelliklerine gelelim arkadaşlar. Şimdi fren sistemi, tekerlek, pedal sistemi, koltuk, kılıf, ondan sonra arka oturak kısmı, LCD ekranımız ve vites ve fren sistemleri. Genel anlamda bu özellikleri var. Bu özellikler nasıl, iyi midir, kötü müdür? Şimdi bunlara değineceğim. Öncelikle lastiklerden başlayalım arkadaşlar. Bu modelin iki seçeneği var. Bir kalın tekerlek, faceback dediğimiz kalın tekerlekler. Bir de bunun aynısının, tüm model özellikleri aynı olan, sadece tekerinin ince olan modeli var. O ince olan model biraz daha uzun mesafe kat etmenize olanak sağlıyor. Hani kullanış bakımından bu çok daha rahat. Çünkü yere yapışıyor. Daha rahat bir sürüş keyfi sağlıyor size. Hani bu tercih meselesi biraz mesafe düşebilir. Ancak ben bu tekerleği öneriyorum. Ayrıca görsel olarak da çok daha güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Hatta bu taraftan da göstereyim. Fren sistemi de görünsün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görsel olarak harika diyebilirim. Çok güzel. Bu size kalmış. İnce teker mi? Kalın teker mi? Gelelim. Arka bagaj kısmı. Buraya oturacak olarak yapılmış ama buraya normal bir yetişkin bir insan oturamaz. Çünkü çocuk için yapılmış ve engin yapılmış. 25-30 kilo kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Hani burayı fazla zorlamayın, kırılabilir. Selesi arkadaşlar oturacak. Burası biraz sert yapılmış. Çok yumuşak değil. Ama görsel olarak güzel. Bir müddet sizi idare edebilir. Daha sonra da yeni bir sele alabilirsiniz. LCD ekran ayarlarına gelelim. LCD ekran. Daha önceki videolarımda zaten bununla ilgili ayrıntılı videolar çekmiş ve sizlere bahsetmiştim. İç özelliklerine, parametre ayarlarına,
hızını nasıl arttırabiliriz, onun özelliklerini size bahsetmiştim. Bunu şu şekilde size anlatayım arkadaşlar. Hani diğer videolarımı izleyerek zaten bunun ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Ancak burada genel olarak basılı tuttuğumuz zaman açılıyor, bastığımızda kapanıyor. Eksi tuşu vites düşürüyor. Sıfırda kendini sürüyorsunuz. 1 yavaş, 2 orta, 3 hızlı bir şekilde gidiyor. 4 ve 5 de var normalde ama ben bunu 3 vites kullanıyorum. Dediğim gibi diğer videomda bunun ayarları ile ilgili konuşmuştum. Orta tarafta hızı gösteriyor. Bu toplam kilometreyi gösteriyor. Bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Ben bir iki defa sıfırlamıştım. O yüzden 104 kilometre gösteriyor. 200 kilometre kullandım arkadaşlar. Yeterince bilgi sahibiyim bu konuda. O yüzden 41 voltaj ne kadar volt verdiğini gösteriyor, voltajın elektrik gönderdiğini. Genel anlamda bu şekilde. Burada kornamız var. Yeterince ses çıkartıyor ve uyarıyor. Herhangi bir tehlike anında karşı tarafı uyarabilirsiniz. Bu tarafa geçer misin? Yine burada kornamız, bu lambamızın içinde lambayı da yakabiliyoruz. Işık veriyor. Gayet yeterli bir ışık veriyor arkadaşlar. Akşam zaten video çekmiştim. Diğer videolarıma bakarak ne kadar aydınlattığını görebilirsiniz. Güzel yapılmış. Ben çok beğendim. Bunu kapatabiliyorsunuz. Tekrar artı tuşuna basarak açıyorsunuz. Artı tuşuna basarak kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ayrıca LCD ekranımız açıkken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada eksi tuşa basılı tuttuğunuz zaman yanınızda bisikletin hiç siz güç vermeden gitmesine olanak sağlıyor arkadaşlar. Ya da üstüne bindiğinizde ilk başta hiç pedal desteği vermeden eksi tuşa basarsanız, basılı tutarsanız o kendi başına hareket sağlıyor. İlk hareketi bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra kendini sürerek kullanabilirsiniz. Bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu bisiklet pedal destekli hareket sağlıyor. Sadece pedal destekli hareket sağlıyor. Yani gaz kolumuz yok. Burada herhangi bir gaza basarak hiç pedal çevirmeden hareket etmiyor bisiklet. Pedal sensörümüz var. Pedal sensörünü çevirdikçe, ön tarafa doğru çevirdikçe bu bisiklet elektrik gücü sağlıyor ve gitmenizi olanak sağlıyor. Ancak yani hep yokuş aşağı gidermiş gibi çok yumuşak bir şekilde ayak hareketi yapıyorsunuz aslında. Direkt sürmüyorsunuz. Yani bu yüzden bence el gazına falan gerek yok. Hem hafif bir şekilde spor yapıyorsunuz hem de çok rahat bir şekilde kilometrelerce yolu kat edebiliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Yani ben 35-40 kilometreyi rahat rahat gidip gelebiliyorum bununla. Çok da memnunum. Size de öneriyorum kesinlikle. Vites aksamına gelelim arkadaşlar. Vitesimiz Shimano marka. Gördüğünüz gibi 7 vites. Shimano 7 vites. Burada bir tuşumuz var. Bu vitesi arttırıyor. Eğer düşürmek istersek bu şekilde düşürebiliyoruz. Birinci viteste çok çok yumuşak bir pedal desteği veriyor. Yani yokuş yukarı çıkarken genelde kullanmak için. 7. viteste de düz yolda genelde 4-5'te kullanıyorsunuz zaten. Fazla burayla oynamayın. Gerek de yok zaten. Ama istediğiniz zaman 1'e, istediğiniz zaman 7'ye getirerek yumuşaklığı arttırabiliyorsunuz. Kalitesi Shimano. Zaten anlatmaya gerek yok. Çok kaliteli bir marka. Ama bu tarafa gelelim. Bir saniye. Şunu çeviriyorum. Buraya bakın arkadaşlar. Burası Sanram marka. Yukarıda Shimano kullanılmışken alt tarafta aktarıcı, yani vites değiştirici Sanram kullanılmış. Kaliteyi biraz düşürmüşler burada. Hani bu orta kalite, yine de kullanışlı diyebilirim. Başka size bahsedeceğim aklıma gelen, bunu nereden şarj edilir? Nasıl şarj edilir? Demin göstermiştim bu taraftan. Demin göstermiştim. Normalde bunu böyle eve getirerek hiçbir şekilde şey yapmadan, buradaki bataryayı çıkarmadan şarj edebiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Burada şarj yeri var. Bataryamızı da alalım. Hiç bunun içinden çıkartmadan buraya takarak şarj edebiliyorsunuz. Bataryamız bu şekilde. Bilgisayar laptop bataryası bir 240 volt, 1.8 amper. Yaklaşık 4-6 saat arasında şarj oluyor arkadaşlar akümüz. 4-6 saat sonra şarj ettikten sonra istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Başka özellik olarak burasına yine portatif bütün her yere indirip kaldırabiliyorsunuz kendinize göre. Kullanışlı. Ön taraf aynı şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Boyunuza göre 1.70, 1.80, 1.90 neyse boyunuz, ona göre bunu kullanabilirsiniz.
Ondan sonra bir de burayı göstereyim. Bunu kapatıp açarken kullanışlık bakımından kapatıp açmaya olanak sağlayacak şekilde yapmışlar. Metal değil, plastik, sert plastik. Yine orta kalite. Çok kaliteli değil ama işinizi göreceğini düşünüyorum. Çünkü zaten elektrikli olduğu için burayı çok fazla zorlamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece elektrik bittiği zaman, kullanacağınız zaman şey yaparsınız. Bana şu çok soru geliyor. Kalın tekerlek normal sürüş sağlayabiliyor musunuz diye. Eğer normal bir bisiklet sürüyorsanız bunu da arkadaşlar çok rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Birinci, ikinci viteste yumuşak vitesi alıp gayet rahat bir şekilde düz yolda kullanırsınız. Yokuş yukarı çıkarken zaten normal bisikletle de zorlanıyorsunuz. Ha, biraz ağır olduğu için çok az sizi zorlayabilir ama gayet alıp ilerleyebilirsiniz. Yani şarj bittiğinde eve kadar sizi idare eder. Bunun haricinde aklıma başka gelen bir şey yok arkadaşlar. Bütün özelliklerini söylediğimi düşünüyorum. Bir de bir şey daha sormuşlardı, onu da sana bahsetmek istiyorum. Neyle kilitleyelim bunu? Bisikleti neyle kilitleyelim? Sonuçta hırsızlar var. Arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor. Motosiklet, bisikletlerin korkulu rüyaları. Yani ben bu şekilde kalın motosiklet kilidi aldım. Biraz pahalı. 200-300 civarında ama kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha işleri zorlaştırır hırsızlar için. Bu şekilde açıp. Yalnız burada bir şey bahsetmek istiyorum. Bunu kilitlerken iki şekilde kilitleyin. Ön tekerden kilitlemeyin arkadaşlar. Ön tekerlekten kilitlediğiniz zaman ön tekeri buradan çıkartıp bunu bırakıp direkt diğer tarafların hepsini alabilirler. O yüzden orta gövdeden kilitleyin. Buradan kilitlerseniz hiçbir şekilde burayı alamaz. Tekeri sadece çıkartıp götürebilir. Ya da arka tekerden de kilitleyebilirsiniz. Çünkü motorumuz orada. Onu da düşünebilirsiniz. Tavsiyem bu şekilde. Kalın bir kilit alın. Kalabalık ortamda park etmeye çalışın. Ya da kapalı bir ortama koyun. Çok fazla ıssız yerlere bırakmayın bisikletinizi. Hırsızlara yol vermeyin arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sormak istediğiniz tüm soruları aşağıda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere bilgi aktarımı yapmaya çalışırım. Zaten 200 kilometre kadar kullandım. Genel anlamda bilgi sahibiyim. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Tüm konularıyla ilgili bilgi vermiştim zaten. Hani bu da tek bir parça halinde video olmuş oldu. Tekrar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.